Merhabalar. Merhabalar hocam. Nasılsın, iyi misin Zehra? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben bu tarz yayınları çok seviyorum. Onca zaman çalışıyoruz, sonra böyle güzel haberlerinizi alıyoruz ve hikayelerinizi dinliyoruz ya. Daha bir ay önce çok stresliydiniz evet, çünkü. Evet. O yüzden bu tarz yayınlar çok keyifli. Bir kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. Hatice Zehranur Kayabayrak ben. 2018 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim. Hakimlik Akademisi ile de 2. yılım bu sene. Çok güzel. Bir derecemizden de bahsedebilir miyiz? Avukatlıktan adliydi evet, zannediyorum. Evet, avukatlıktan geçişte 23. oldum. Adli yargı sınavını da kazandım. Onda da 758.'yim. Çok iyi. 2 oturumun mülakatına gireceğiz evet, yani. Hangi dönemde başladık akademiyle? Şimdi şöyle, geçen sene de sınav sonucum olumlu olmuştu. Ancak mülakattan sonra tekrar başladım olumsuz olunca. 1 Haziran'da mülakat sonuçları açıklandıktan sonra böyle bir toparlanmam 22 Haziran gibi buldu. Daha sonra tekrar kayıt oldum. Ama geçen seneden kendimi biraz daha tecrübeli bulduğum için bu sene online takip etmeyi tercih ettim. 30 Ocak hafta içi grubuydu. Ona kayıt oldum. Dersleri offline evet, takip ettim bu sene. Yani 2022'de akademi öğrencisiydik. Evet. Mülakatta olumsuz netice aldık. Evet. 2023'te tekrar akademiye dahil oldunuz. Evet, evet. Mülakata şimdi inşallah olumlu haberleri alacağız. İnşallah şimdi, hocam. Puan ve doğru sayısı hatırlıyor muyuz? Tabii hatırlıyorum. Evet. 85 doğrum var. 92 Hı-hı, puan aldım. Çok güzel. Beklediğiniz bir netice miydi? Yani 2 yıldır emek veriyoruz. Birlikte emek veriyoruz aslında akademiyle birlikte. O yüzden beklediğim bir dereceydi diyebilirim gönül rahatlığıyla. Avukatlık mesleğindeyiz normalde. Niye buraya yöneldik? Onu da size sorayım. Şimdi hocam ben aslında son 2 senedir yani son 1,5-2 senedir diyelim avukatlık yapmıyorum şu anda. Hı. Tamamen kendimi sınava hazırlık sürecine kanalize ettim. Hı. Daha öncesinde avukatlık yapıyordum. Aslında hakimlik, savcılık mesleği de istediğim mesleklerdi ama tam olarak hazırlanmak için uygun fırsatı bulamamıştım açıkçası. Daha sonra işte akademiyle tanıştım. Aslında sizden önce de bir sene kendim hazırlanmıştım ama hani çok böyle detaylı ve kapsamlı bir çalışma olmamıştı. Öyle Hakimlik Akademisi ile tanıştıktan sonra da tamamen sınava kanalize olup çalışmayı tercih ettim. Hiç pişman olduk mu akademiye dahil olduğumuza? Yok hocam, hiç pişmanlık duymadım. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Mutlu. Bu konu anlatım, soru çözümü, tekrar sistemi. Gerçi oraya gelmeden önce şunu soracağım. Ya şimdi çok fazla bana şu soru geliyor. 2018'de mesela mezun olmuşuz ya. İlk sınav evet, hazırlığımız 2022 oldu. 4 yıllık bir aslında zaman evet, var. Bazı arkadaşlarımız böyle çekinebiliyorlar. Ya ben mezun olalı bayağı bir zaman oldu. Tekrar bu sürecin içerisine girebilecek miyim, yapabilir miyim diye çok kaygıları olan oluyor. Yani toparlanabilir bir süreç oluyor mu? Hemen bir adaptasyon sağlanabiliyor mu? O tarz arkadaşlarımıza ne söylemek istersin? Yani şimdi ben 1 senede böyle kendim hazırlandığım için aslında kendimiz hazırlandığımız zaman belki bu toparlanma süreci daha sıkıntılı olabiliyor. Çünkü o planı programa oturtmak kolay değil. Çünkü hakimlik, savcılık sınavı gerçekten farklı bir formatta. Yani okulda öğrendiğimiz ya da orada derslerimize çalıştığımız gibi değil. Bu konuda hani eğer sizden destek alırlarsa, akademiyle birlikte ilerlerlerse ben sürece daha çabuk aşina olacaklarını, adapte olacaklarını düşünüyorum. O yüzden kendi başımıza hazırlanmaktansa daha böyle tecrübeli akademiyle birlikte bu işi yürütmek adaptasyon açısından daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Anladım. Peki Zehra'nın ders çalışma sistematiği nasıldır desem? Evet. Şöyle derli toplu bir şekilde konu, soru, deneme, tekrar ne anlatmak istersiniz? Şimdi 2 senedir dediğim gibi akademiyle birlikte çalışıyorum, hazırlanıyorum bu sınava. Bu sene daha tecrübeliydim bu açıdan. Ama ben tamamen hani sizin bir itaat et, rahat et sloganınız var ya, o öğrencilerinizden biriyim. Sizin efendim? Süper. Yani denemeyi çözmedim diyen Oğuzhan'dan sonra çok mutlu oldum yani. Yok hocam, tamam. Tamamen sizin söylediğiniz sistematikte ilerledim. Dediğim gibi 22 Haziran'da ben ilk panelden ders videomu izlemeye başlamıştım. İlk etapta ders videolarımı izleyerek sürece başladım. Her dersi bitirdikten sonra onun genel bir konu tekrarını yapıp akademinin Özgün Soru Bankası'ndan sorularımı çözdüm. Daha sonra ikinci, üçüncü derslerimi izlemeye yine aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Ancak daha önce bitirdiğim dersleri de hiçbir zaman bırakmadım. Hafızamı taze tutmak adına her ders sonunda önceki bitirdiğim derslerle birlikte böyle hani çok kapsamlı değil ama böyle bir göz gezdirme şeklinde konu tekrarlarımı yaptım. Yine Müessir'in çıkmış soru bankasını da tabii ki çözdüm. Ben geçen sene yaklaşık bir 3-4 tur Müessir'i çözdüğüm için bu sene böyle okurken daha aşina oluyordum artık. Hani sorulara cevaplar böyle gözümün önüne geliyordu. O yüzden bu sene ben Müessir'i daha çok böyle hani konu tekrarı yapmak için kullandım. Ama yine onda da sizin söylediğiniz gibi 2 tur tekrar bir Müessirim oldu. Onun dışında yine sizin bize göndermiş olduğunuz bir deneme takvimi oluyor. Orada yayınları öneriyorsunuz. Ona uygun olarak denemelerimi de çözdüm. Hem akademinin gönderdiği hem sizin önerdiğiniz yayınları hem de online'daki denemeleri de çözdüm. Onun dışında yani sizin söylemediğiniz ekstra hiçbir şey yapmadım. Akademinin kaynaklarını kullandım yine. Ekstra bir kaynakta almadım. Ekstra bir soru bankası da çözmedim. Bizim ekip şu an dinliyorsa beni. Zehra tam benim istediğim öğrenci. Zehra'yı böyle bir şey olunca bakın Zehra'yı dinleyin. Bundan sonra dinleyeceğim yani. O yüzden teşekkür ederim. Rica ederim. Peki Zehra 3 kelime. Az önce arkadaşlarıma dedim. Akademi deyince 3 kelime ne söylersin? Ya, öncelikle aile demek isterim. Gerçekten akademi olarak çok büyük bir aileyiz ve her geçen zamanda sayımız da artıyor. Gerek gruplarda arkadaşlarımızla bu süreçteki birbirimize olan desteğimiz, gerek sizinle yayınlarımız. Yani gün geliyor ki beraber uyanıyoruz güne. Bazen günü birlikte kapatıyoruz. O yüzden bu süreçte gerçekten bir aile oluyoruz. Yine akademide edindiğim çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Onlar da eminim şu an yayını izliyorlardır. Onlara da selam olsun buradan. O yüzden kesinlikle aile derim ilk sırada. İkinci olarak emek demek isterim. Gerçekten çok büyük bir emek var. Biz sınava hazırlanırken bir emek gösteriyoruz ama bunun yanı sıra sizin, hocalarımızın, akademide bulunan ekibin de emeği çok büyük. Üçüncü olarak da elbette başarı demek isterim. Çok teşekkür ederim Zehra. Ya bir kere şunu söyleyeyim. Dinleyenler bence bana hak verecekler bu konuda. Diksiyonun, konuşman, hitabın, kendini ifade etmen şeklin bu mesleği bence ne kadar fazla hak ettiğinin de bir göstergesi. Çok o yüzden de güzel haberlerini ben kesinlikle alacağımıza inanıyorum ve dinleyen bütün arkadaşlarımızdan da duaları alalım. Duaları bekleyelim, enerjileri alalım. İnşallah güzel bir şekilde mülakatında geçsin. Böyle son söylemek istediklerin, ben bu arada son konuşmacımız sensin. O yüzden yorumu biraz erkenden açayım. Tabii. Belki benim unuttuğum bir şeyi sorarlar onlar da. Son söylemek istediğin şeylere geçmem diyor. Türkçe matematik tarihe bir parantez açsak ne söylersin? Şöyle, özellikle tarih konusunda çok kapsamlı bir çalışma yaptım ben. Tarih benim en erken bitirdiğim, hani izlemeyi en erken bitirdiğim derslerden biriydi. Çünkü tarih çok derya deniz ve onu akılda tutmak da oldukça zor. O yüzden sürekli hafızayı taze tutmak gerektiğini düşünüyorum. Ben günde bazen 10 dakika, bazen yarım saat, bazen 1 saat ama her gün tarihe bakmaya gayret ettim. Hani okumaya, yani haşır neşir olmaya gayret ettim. Bunun da faydalı olacağını düşünüyorum. Türkçe konusunda hani ara ara paragraf çözdüm. Ama özellikle bu imla, yazım imla kuralları, noktalama işaretleri gibi böyle teknik bazı konular var. Onlara çalışmaya, bakmaya gayret ettim. Matematik konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü benim matematik temelim de bir nebze iyi olduğu için hani matematikte çok kapsamlı bir çalışma yapmadım hocam. Ama en çok süreçte tarihe çalıştım diyebilirim genel kültür yetenekte. Biz bu sene ilk defa Türkçe matematik denemesi yapmıştık. Evet. Tarih sonradan ekledik. Onlara girmiş miydik? Evet, hepsini tamamladım hocam. Ah, süper. Evet, sürekli Zehra kalpler böyle güzel emojiler geliyor yani. Eş desteği aldık mı? Eş desteği. Hocam yani gerçekten bu konuda ne söylesem az kalır. Eşime tekrar buradan da teşekkür etmek istiyorum. Ben bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hatta yani bu başarı ikimizin başarısı diyebilirim. Benim kadar o da fedakarlık gösterdi bu süreçte. Çok güzel. Ona da o zaman selam olsun. Benim aile seminerime katılmış mıydı? Katılmıştı hocam. Evet. Hatta iki kez katıldı. Hem geçen sene katılmıştı hem bu sene. Aa, süper. Çünkü aileleri de çekmek lazım. Evet. Çünkü yoğun bir tempo. Evet. Erişkin, yetişkinlere yönelik bir eğitim yapılıyor. Tek başımıza götürdüğümüz bir süreç değil. Evlilerin eşleri var. Çocuklu arkadaşlarımızın çocukları var. Ailesiyle yaşayanların aileleri var. Dolayısıyla birlikte yürüttüğümüz bir süreç. Desteğin de bu denli güzel olmasına da ayrıca mutlu oldum. Biz de ona teşekkür edelim. Seni rahatlatması, senin bu güzel başarıları da elde etmene vesile olmuş. Evet, sorunuz var mı arkadaşlar? Bence varsa sorunuz sorun. Çok güzel kendisini anlatıyor. Birçok tecrübesinde paylaşıyor Zehra. Varsa soru soran arkadaşlarımız soruları soralım. Emojiler yetiyor gibi sanki ama. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani özeti, Zehra'nın aslında söylemesinin özeti diyor ki hocam biz itaat et, rahat et tarafında kaldık. Kesinlikle. Bugün hem adliyi kazandık, hem avukatlıktan adliyi kazandık, hem de Türkiye 23.'üncüsü olduk. Daha ne olsun? Hı. Hakimlik mi, Cumhuriyet Savcılığı mı? Cumhuriyet Savcılığı hocam. İnşallah diyelim ama hepiniz kuraya kalacaksınız gibi. Bu savcılık diye bu kadar isteniyor yani. Mevzuata özel bir çalışma yaptık mı? Mevzuat diye sormuşlardı. Yani... Mevzuat. Yani hocam ben kaynaklar dışında ve hocalarımızın söylediği dışında hiçbir şey yapmadım. Yani mevzuat derslerimiz var mesela İYUK gibi. Orada tabii ki bir mevzuat taraması yaptım ya da bir anayasadan bir çeşitli taramalarımı yaptım. Ama onun dışında ekstra böyle hani mevzuatın içinde kaybolmadım açıkçası. Bir dersi ortalama kaç tur dönmüştür acaba diye bir arkadaşımız sormuş. Şu an sayı olarak net bir sayı vermem mümkün değil. Ben özellikle bu sene, geçen seneden de tecrübeli olmanın faydasıdır diye düşünüyorum. Çok fazla fasikül okuması yaptım. Yani böyle hatta son zamanlarda siz diyorsunuz yani kitap gibi okuyun. Öyle kitap gibi kaç kez okudum. İnanın şu an sayı söyleyemeyeceğim. Tam bilemiyorum. Çok ya kez. Söylüyoruz zaten belli bir. Ya bugün arkadaşlarımızın belki gözünde büyüyebiliyor dönem başındayken ama yol aldıkça, birazcık daha işin içine girdikçe onların aslında ne kadar da pratik bir şekilde ilerleyebildiğini gözlemlemiş oluyoruz. O yüzden arkadaşlarımız biraz kendilerine şans versinler. Evet, kesinlikle. Yazarak çalıştı mı diyen bir arkadaşımız var, yoksa okuyarak mı gitti ağırlıklı? Evet. Ağırlıklı olarak okuyarak gittim ama bu sayısal veriler var mesela anayasadaki çoğunluklardır, işte sürelerdir. Onlarda böyle küçük küçük tablolar oluşturdum kendime. O tablolar üzerinden böyle hani genel bir bakıyordum. Ama onun dışında çok yazarak çalışmadım. Genelde fasikül üzerinden okuma yaparak. Birkaç farklı kaynak kullandı mı diye sormuş bir arkadaşımız ama. Hayır, kullanmadım. Ha. Sadece akademinin kaynaklarını kullandım. Çok güzel. Evet. Başka sorular gelmiş arkadaşlar. Onları zaten sormuştum. Tekrar aynı şeyleri konuşmayalım derim. Bir arkadaşımız stajla birlikte yürüyebilir mi? Bence yürür. Yani erken başlamışsak yürür çalışarak. Evet. Bu birazcık böyle son dakikaya bırakıldığında hem iş hem yoğun da bir tempodaysak sınav hazırlık birazcık zorlayabiliyor öğrencileri. Yani bence staj süresinde olmak önemli değil. Ne kadar erken başlarlarsa bence o kadar iyi olur bu süreçte. Son sorumuz şu olsun. Konu soru ağırlığı nasıl demiş İlayda? Ben sizin söylediğiniz gibi hem Müessir'i hem Özgün Soru Bankamızı 2 tur çözdüm. Ondan sonra denemeleri çözdüm ve sonuna kadar hep konu tekrar yaptım. Bazı arkadaşlarım ısrarla yok mu yani? Hiç mi başka kaynak yok diye. Evet arkadaşlar. Gerçekten yani yok. Konu kaynaklarımızı hocaları dinlemiş. Konu kaynaklarımızı kullanmış. Soru Bankası'nda da akademi müessiri 2'şer tur dönmüşüz ve bol bol tekrar yapmışız. Evet. Akademi online denemelerde kaç yapıyorduk diye bir arkadaşımız sormuş. Yani hatırlıyor muyuz onu ama? Yani hocam 2 tur çözdük biz online denemeleri. Sanıyorum ki son denemelerim 90 bandındaydı. Öyle hatırlıyorum. Ama hani net söylemeyeyim şimdi. Çok hatırlayamadım net olarak ama 90 bandında hatırlıyorum son denemelerimi. Evet, harika. Evet, ben böyle tanıdığım öğrencilerin yorumlarını görüyorum. Mesela İlayda var. İlayda, seninle de bir yayın yapalım. İlayda da 14. olmuştu diye hatırlıyorum. Onunla da bir yayın yapalım. Birçok öğrencimi de görüyorum. İnşallah bunların sayısını arttıracağız. Çünkü kazanan arkadaşlarımızın hikayeleri her zaman şevk veriyor, heyecan veriyor. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık Zehra. Bu yayını yaptığım için çok mutlu oldum. Senin böyle çok güzel konuşmalarını dinledim. Ayrıca mutlu oldum. İnşallah mülakat sonrası da en güzel haberlerini alalım. İnşallah hocam. Ben de çok teşekkür ederim beni yayınınızda ağırladığınız için ve bu süreçte de hep desteğinizi esirgemediğiniz için hem size hem hocalarımıza hem de tüm ekibe teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekibe de selamlar. Teşekkürler. Aleykümselam. Görüşürüz.